3 Şubat Belediye Başkanımız Sayın Halep Maçek sağ olun bizi teşrif etmişlerdir. Hoş geldiniz diyorum. Kahramanmaraş'ın Merkez 12 Şubat Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan İstiklal'den İstikbal'e Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı filminin galası Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde. Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, filmin başrol oyuncusu Serdar Gökhan ve birçok filmseverin bir araya gelmesiyle gerçekleştirildi. Ne kadar kumpas kurarlarsa kurdular, ne kadar entrikalar çevirirlerse çevirsinler, hangi oyunları yaparlarsa yapsınlar, bu ülkenin evlatları imanıyla, her şeyiyle inşallah dimdik ayakta kalmaya devam ediyor. İstiklal'den İstikbal'e Kahramanmaraş 12 Şubat Destanı filminin ardından sizler için kentin önde gelen isimleri ve filmin başrol oyuncularında arkadaşlarımız özel röportajlar aldı. İlk olarak Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan verdiği röportajında belediyenin ekstradan yaptığı bir fedakarlık ama mutlaka yapmamız gereken bir husus. Emeği geçen bütün arkadaşları tebrik ediyorum dedi. Filmde muhtevası itibariyle gerçekten Kahramanmaraş'ımızın o Kurtuluş Savaşı'ndaki ruhunu günümüze taşıyan, hepimize o duyguları yaşatan bir içerik, bir üslup ve bir akış. Belediyemizi tebrik ediyoruz. Filmde çalışan bütün arkadaşları, sanatçıları, müellifini, edibini, şairini hepsini tebrik ediyoruz. Güzel olmuş. İnşallah güzel şeylere de hayırlara da vesile olur. Serdar Gökhan filmde üstad karakteriyle yer aldı. Filmde Maraş'ın Kutlu Destanı'na üstad karakteriyle Serdar Gökhan hayat veriyor. Ünlü oyuncu da projeyle ilgili olarak şunları söyledi. Kahramanmaraş'ın 100. yılının yıl dönümüne denk gelecek kadar uzun bir dizi çekmek istiyoruz. Böylelikle Kahramanmaraş'ı bütün Türkiye tanımış olacak. Burada yapılan kahramanlıkları herkes görmüş olacak. Ve Kahramanmaraş'ı aynı İstiklal Marşı'nda olduğu gibi nasıl ehemmiyet veriliyorsa Kahramanmaraş'ımıza da ehemmiyet verdirmeye çalışacağız. Amacımız bu. Allah bir daha o eski günleri göstermesin. Bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı susturmasın, düşman şerrinden bizleri korusun. Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Haklarını hayırlısı neyse o olsun. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek filmde Kahramanmaraş'ı tanıtmak, Maraş'ın kurtuluş destanını tüm Türkiye'deki gençlere en doğru şekilde anlatmak için projeyi desteklediklerini belirtti. Yani bu filmi tabii bu kadar güzel hale getiren yönetmenimiz ve çok değerli başrol oyuncumuz Serdar Bey. Ben kendilerine öncelikle yürekten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, sağ ol. Gerçekten bugün Kahramanmaraş'a inanıyorum ki ben yeniden o manevi hazla, ruhla ayağa kaldırdık. Ve bu memleketin kahramanlıklarını, güzelliklerini inşallah dizi haline getirerek tüm dünyaya inşallah seyrettireceğiz, izlettireceğiz ve inşallah unutturmayacağız. Çok daha başarılı olmuş başlangıcı olmasına rağmen. Gerçekten biz şehrimizin kurtuluşunu özellikle çocuklarımıza, gelecek neslimize iyi anlatmamız lazım, iyi aşılamamız lazım. Yani memleket sevdasını, vatan sevgisini. Kahramanmaraş bu konuda zaten Türkiye'de en önde gelen şehirlerden birisi kahramanlık konusunda. Ben başarılı buldum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başta Hanefi Bey olmak üzere. Bunun içerisinden birçok senaryolar yeniden üretilebilir. Yani kahramanlıkları yeniden canlandırılabilir. Ama başlangıcı olarak bu bir güzel de olmuş. Bu ruh bizi, bu memleketi her zaman ayakta tutan bir ruh. Bugün de gerçekten kahramanlarıyla, o günkü şartlarla çok güzel işlenmiş bir kısa film seyrettik. Ve sonrasında inşallah bugün aldığımız temenniler bunun uzun metrajlı bir film haline getirilmesi, hatta dizi haline getirilmesi. Bu kadar tepki, yani tepki de mi dediğim, olumlu tepki beklemiyordum. Bu beni çok mutlu etti. Özellikle Aptal Halil Ağa sahnesinde salon yıkıldı bildiğiniz, alkış tufanı koptu. Daha sonrasında diğer karakterlerimizde de aynı şekilde birçok alkış oldu ve şu anda zaten gördüğünüz gibi halkımızın yoğun bir ilgisiyle karşı karşıyayız. Çok hoşlarına gittiğini, kısıtlı süre olduğunu farkında olduklarını ve bunu daha uzun metrajlı işlerde daha güzel yapacağımıza ve Maraş'ı daha güzel anlatacağımıza eminler. O yönden çok mutluyuz şu anda. Tüm Kahramanmaraş halkının ve insanımızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsine saygıyla selam diyorum. Milli mücadelenin öncü kenti olan Kahramanmaraş'tan Kurtuluş'un 97. yıl dönümünde bir kez daha
Saygılar sunuyorum. Maraş adı aşk olan ötesi şehir diyorum. Kahramanmaraş'ımızın milli mücadeledeki istiklal ruhu, bugün ülkemizin millet olarak 15 Temmuz'da yaşattığı ruhtur. Çok güzeldi. Kurtuluş ruhunu tam anlatmış. Özet olarak, kısa olarak gençlerimiz açısından çok faydalı olacağına inanıyoruz yani. Başkanımızın yüreğine sağlık. Gerçekten kocaman yürekli bir insan. Biz ona destek olmaktan çok mutluyuz. Onun heyecanına ulaşabildiysek, bu Maraş ruhunu herkese yansıtabildiysek ne mutlu bizlere diyoruz. 13 Şubat ruhuna yakışır bir filmdi. Emeğe geçen Hanefi Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz buradan. Yine büyük bir abilik gösterdi Maraş'a. Öncelikle teşekkür ederim. Bunu hazırlayanlara, düşünenlere, emeği geçenlere, Sayın Mahçiçek'e, Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, değerli oyuncularımıza teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bizim herhangi bir evladımız, ortaokulda, lisede okuyan bunu izlediğinde hemen internete giriyor şu anda. Oradan kitabını okuyor. Başkanımız zaten Şevki abinin nefis bir kitabını hazırladı, onu dağıttı. İstanbul'da çok heyecanlandık biz gittiğimiz yerlerde. Maraş'ı bilmiyor insanlar, Maraş ruhunu bilmiyorlar. 12 Şubat Belediye'miz buna vesile oldu. Onun için biz çok heyecanlıyız.